ortamı hazırlamayla ilgili çok kısa sorayım ben. Çok kısa cevap alayım. Evet. Rahmetli Erbakan'ın kurduğu D8 var. Evet. İslam İşbirliği örgütleri var. Evet. Dönem başkanları hatta 2016-17'de hepsi Türkiye'deydi. Evet. Bir sürü İslam örgütü kurmuş Türkiye. Hı hı. Avrupa Birliği'ni bakanlık düzeyinde temsil eden Türkiye, İslam İşbirliği örgütlerinde AK Parti veya Sayın Cumhurbaşkanı son 3-4 yılda Türkiye hiçbir adım atmadı. Dışişleri Bakanlığı'nda dış anlaşmalar masasının altında takip ediliyor. Siz yeni örgütler mi kurmayı düşünüyorsunuz? Hazır örgütler, hazır işbirliği örgütleri var. Hazır işbirliği örgütlerini görmeyip yeni örgütler mi, farklı örgütler mi kurmayı düşünüyorsunuz? Bir de bu örgütün amacı İslam şeriatını dünyada hakim kılmak. Örgütlere belki bir ufuk açmak istiyoruz. Mevcut örgütleri niye kullanmadık? Mevcut örgütlere niye önem vermedik hiç? Bakın biz bu İslam Birliği'ni biz kuralım demiyoruz. Hayır, biz mevzuat oluşturalım diyoruz. D8'i Türkiye kurdu. D8'i Türkiye kurdu. Sadece D8 İslam ülkeleri içerisinde en iyi konumda olan D8'i Türkiye kurdu. Evet. Rahmetli Erbakan kurdu. Ya D8'e sahip çıkmadık biz. Ama arkadan gidiyoruz Sadat ve Assam İslam dünyası örgütü şeyi kuracak. Kendi kurduğumuz örgüte niye sahip çıkmadık da yeni dünya örgütü, yeni İslam örgütü kuracak? Bakın tekrar üzerinde duruyorum. Biz D8 benzeri bir örgütü kuralım demiyoruz. Ufuk açmaya çalışıyoruz bunlara. Yani D8 ve İslam İşbirliği örgütleri ufuk açmıyor mu? Bence tıkanıyorlar. Tamam, o zaman yani şöyle yapalım. Aslan bunların tıkandığını düşünüyor. Süremizi iyi kullanalım. Az zamanımız kaldı. Evet. Ben gayri nizami harp eğitimlerine geri dönmek istiyorum. Bir soru daha sorup bırakayım ben. Çünkü süremiz az ama. Bir soru çok, daha sorayım. Çok en çok iç çok. Siyasette de bu merak ediliyor. Daha 36 dakika olmuş. Yani. Bir kısa soru daha sorabilir miyim? 15 Temmuz sonrası görüşmelere katıldığını söyleyen Sayın Adnan Tanrıverdi aynı şekilde başka şirketlerde katıldı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılandırılması sözleşmelerinde, görüşmelerinde, eleman alımında başka şirketlerde katıldı mı aynı şekilde? Soruyu anlayamadım, özür dilerim. Siz dediniz ya, bizden başka şirketler de var, savunma sanayi şirketleri. Evet. Sayın Adnan Bey 15 Temmuz sonrası askeri görüşmelere katıldığını söylemişti. 15 nasıl Temmuz sonrası. Kendi önerilerinin 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin... Mülakatlara. 15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılmasında eleman alımı neyse mülakatlara katıldığını söylemişti. Hayır, başka öyle bir şey söylemedi. Söylemedi. Tamam. Tabii ki. Askeri okul mülakatlarına yani Sadat'tan Oda, bazı Oda TV röportajını açıp okursanız, Oda TV'nin yaptığı röportajı, Adnan Paşa yani bırakın bu işleri diyor. Ona rağmen sanki Adnan Paşa biz evet katıldık dermiş gibi yansıyor. Ama yani, bir Sadat üyesi katıldığını, bir süre orada görev yaptığını, yani Sadat'ta görev alan bir kişinin, özür diliyorum, üyesi değil, görev aldığına yönelik beyan üzerine çıkıyor haber tabii. Şimdi bakın, Milli Savunma Bakanlığı bu konuda açıklama yaptı. Dedi ki komisyonlarda yaklaşık 200 kişi görevlendirdik. Sadat üyesi değil bunlar. Sadece Sadat'ın hissedarlarından bir kişi, Sadat üyesi olduğu için değil, tek bir kişi. 200 kişinin içinde tek bir kişi var. Niçin komisyona davet edilmiş? Emekli personel binbaşı olduğu için komisyona davet edilmiş. Sadat üyesi olduğu için veya da Sadat hissedarı olduğu için değil. Emekli personel, yani personel binbaşı ne iş yapar bu adam? İnsan kaynaklarıyla ilgili çalışıyor değil mi? Yani zaten muvazzafken ki görevi bu. Bu görevi sebebiyle 200 kişinin içinde bu kişi de komisyonlara Milli Savunma Bakanlığı tarafından davet edilmiş. O da bu komisyonlarda görev almış. 200 kişinin içinde bir kişiden bahsediyoruz. Bu şimdi silahlı kuvvetlere alımları Sadat mı yapmış oluyor? Böyle yani olunca? Şöyle, Sayın Tanrıverdi o zaman tekrar yanlış anlaşılmış. Bu çıkıyor yani ortaya. Adnan Paşa'nın öyle bir beyanatı olmadı. Neden ders? Adnan Paşa'nın böyle bir beyanatı yok diyorsunuz. Tarihini de vereyim size efendim ben. 28 Ocak 2018 Habertürk yazarı Kübra Apar'ın programına katıldığı röportajda geçen yıl çıkarılan bir KYK ile emekli subayların TSK'ya geri dönüşünün yolu açılmıştı. Sizin üyelerinizden bu KYK ile orduya dönenler var mı sorusuna. 3-4 arkadaş var. Referans olduğumuz için alındılar. Döndüler. Mülakat komisyonlarında da görev aldılar diyor. 2018 yılında. Sonrasında ise 3-4 kişi değil mi? 200 kişide 3-4 kişiden bahsediyoruz. Devam edeyim. Hı hı. Sonrasında da Sadat kurucularından Gürcan Onat'la ilgili mülakatlara katıldığından bahsediyor sizin dediğiniz gibi. 3 yıl görev yaptığını, 2021'de de eskiye dönüş olduğunu, bununla ilgili de yine Assam'ın işte başkanı olduğunda Gürcan Onat'tan bahsediliyor. Adnan Tanrıverdi 3 aster üyesi vardı diye kendisi yine açıklama yapıyor. Bunlardan biri de kumpas davaları sürecinde yine işte bu FETÖ'cü savcılara destek veren yine Mustafa Hacı Mustafaoğlu'ydu.
Bunun Mustafa da istiyorsanız Bey, belge... Mustafa Bey komisyonlarda görev aldım hatırlamıyorum. 28 Şubat 2012'li yine Sicil gazetesinde orada da şeyi yazıyor zaten. Mustafa Hacı Mustafaoğlu'nun komisyonlarda görev aldığını bilmiyorum. Hiç zannetmiyorum aldığını. Anladım. Ersin Eroğlu'yla Caner Taşpınar'ın Gölge Ordu adlı kitabında yani yazıyor. O kitapta çok tabii saptırmalar var. Onunla ilgili hukukçularımız dava açtılar zaten geçtiğimiz hafta. Çok ciddi saptırmalar var yani. Melih Bey, şimdi evet, oraya dönelim çünkü bir iş siyaseti de şu an ekrandaki herkes de bunu merak ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına gitti ve aslında herkesin çok uzun zamandır yeni bir konu değil. 2012'den beri tartışılıyor. CHP milletvekili. Evet, CHP milletvekillerinin buna ilişkin verdiği soru yani önergeleri var. Niye bu kadar tartışıyorlar? Belgeleseler ya bunu. Şimdi soruyoruz. Hep soruluyor. Türkiye'de, hep soruluyor ya, Türkiye, ama siz de yanıt vermekle mükellefsiniz. Siz Türkiye'de var mı mesela eğitim kamplarınız burada? Şimdi şöyle bir şey. Ya benim cep telefonum çalındı desem ondan sonra yani bunu ispatlamak zorundayım değil mi yani? Ya ben buraya, Melih Bey, gayri nizami yani eğitim... Bir iddiada bulunuluyorsa bunun ispatı... Yani Kemal Bey... Ya çok net gidelim. Gayri nizami eğitim veriyor musunuz Türkiye'de? Sonra dünyaya gideceğim. Türkiye'de veriyor musunuz? Hiç vermedik. Vermiyoruz. Talep edildi mi? Vermeyeceğiz. Hiçbir talep gelmedi. Dünyada veriyor musunuz? Ama internet yer alıyor. Gayri nizami harp paketi. Eğitim paketimiz var. Evet. Evet. 16 haftalık bir kurs. Evet. Ve onu izleyicilerimizin de hatırlaması açısından, hatırlatmak açısından bir söylemekte de fayda var. Yani bu gayri nizami harp konusunda bu kursa katıldıktan sonra kazanılacak yetenekler bölümü var. Orada psikolojik harp ve harekat, sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, hatta bomba yapımıyla, bomba ihmal ve bomba yapımıyla ilgili iddialar bulunuyor. Bir de en çarpıcı olan, hala internet sitenizde duruluyor bu kazanımlar, tetiş. Yani bir terör yani anlamı. Yani bu kabiliyetlere erişilebileceği söyleniyor. Şimdi siz haklısınız, 10 yıldır neden tartışılıyor diyorsunuz ama açıkçası yani bir kontrgerilla faaliyetleri nedeniyle çok büyük acılar yaşamış, geçmişinde bu konuda çok büyük yaralar olan bir ülkede böyle bir metni gördüğünüzde ürkütücü olmaz mı? Ve yani örneğin terör diye bir kabiliyet kazanılmasının ifade edilmesi metninde size de çok aykırı gelmiyor mu? Melih Bey, kimlere verildi bu eğitim? Evet, burası önemli. Yani kime veriyoruz bu eğitimleri? Kime veriyoruz? Yani bu gayri nizami harp eğitim paketimizi kime veriyoruz? Zaten orada belirtiyoruz. Evet. Bu silahlı kuvvetlere ve polis teşkilatına verilecek bir eğitim paketi. Bu sivil bir kişiye, bireylere, ondan sonra herhangi bir terör örgütüne veyahut da sivil toplum kuruluşlarına verilecek bir paket değil. Yani siz bizim böyle bir hataya düşebileceğimizi mi ima etmek istiyorsunuz? Ama siz o bir zaman, şirketsiniz, bir devlet. O zaman ispatlamanız lazım. Diyeceksiniz ki kardeşim siz böyle böyle yaptınız. Bunu ispatlamanız lazım. Yani bunu birisi söylüyorsa ispatlayacak. 10 yıl boyunca ya şöyle yaparsanız, ya böyle yaparsanız, ya şöyle olursa, ya böyle... Yani bu böyle bir şey olamaz ya. İnternet size çok açık bir şekilde terör kabiliyeti kazandırmaktan bahsediyor. Kime kazandırmaktan devlete bahsediyoruz? Devlete diyorsunuz ama bakın şöyle... Silahlı kuvvetler ve polis teşkilatlarına yöneliktir bu hizmet paketlerimiz. Bugün Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Değil mi? Güncel bir konudan bahsediyorum. Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ne yaptı? Süpersonik füzelerle silahlı kuvvetlerini vurdu ve silahlı kuvvetlerini savaşamaz duruma düşürdü. Arkasından da girdi meskun mahallelerde. Sivilleri katletti. Gördünüz yani basında çıktı bunlar. Hepimiz takip ettik. İnsanları çukurlara doldurmuşlar. Ellerini bağlamışlar. İnfaz etmişler. Ukrayna şu anda Rusya'ya karşı meskun mahallelerde yani şehir içlerinde Rusya'ya karşı gayri nizami harp faaliyeti yürütüyor. Azov taburlarıyla ya da diğerleriyle paralı askerler. Çeşitli paralı askerler kullanıyor, bir şeyler yapıyor ve gayri nizami harp faaliyeti yürütüyor. Zamanında İngiltere bu eğitimleri daha önce sizden eğitim almış olsalardı böyle verdi. Bir eğitim şeye gerek kalmayacaktı. Tabii biz verseydik farklı olurdu yani. Daha hızlı etkin olurlardı Rusya'ya karşı. Dolayısıyla ülkeler barış dönemlerinde yani savaşa girmemiş ülkeler barış dönemlerinde bu hazırlıklarını yeteri kadar yaparlarsa yani bir sporcu nasıl antrenmanlarını çok ciddi bir şekilde yaparsa maça çıktığında başarılı oluyorsa ülkeler de barış zamanında hazırlıklarını doğru ve yeterli şekilde yaparlarsa işgale maruz kaldıkları takdirde bu mücadelede başarılı olma imkanları, zayiat verme oranları düşecektir, başarılı olma imkanları da artacaktır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş tarihinde de var bu aynı şey.
yani Türk Kurtuluş Savaşı veyahut da işte Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili çalışmalar, bunlar gayri nizami harp faaliyetleridir. Kimse bunları... Ama bunun Genelkurmay'ında, ordusunda zaten bütün süreçlerde de gördüğümüz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten bununla ilgili hazırlıkları vardı. Hatta Kozmik Oda'ya girilmesi düzenli orduyla birlikte bu yapılanlardan bahsediyoruz. Biz de oldu. Türkiye'de veriyoruz demiyoruz ki bu eğitimleri. Hayır, Türkiye'ye veriyoruz demiyoruz ki. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gayri nizami harp... Siz askerliğinizi yaptınız mı? Yaptım tabii ki. Seferberlik görev emriniz var mı? Evet var. Siz gayri nizami harp unsurusunuz. Evet aynen o şey. Yani bu kadar ama basit. Türk Silahlı Kuvvetleri verdi bunu size. Evet ama siz bir... Bunun, bize, bunun bizim tarafımızdan size verilmesine ihtiyaç yok. Ve biz böyle bir şey yapmıyoruz. Bakın açıkça söylüyorum bunu. Biz böyle bir şey yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin dost ve müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetlerine bu hizmeti veriyoruz diyoruz. İyi bir ama bakın öyle bir... Buradaki çelişki aslında sizin 10 yıldır tartışmanıza neden olan şey de bu. Yani bir... Bazı durumlarda şirketsiniz ve kendinizi gerçekten öyle tarif ediyorsunuz. Bir ticari faaliyet yapıyoruz ve bu eğitimleri veriyoruz diyorsunuz. Ama bir yandan da ideolojik politik bir hedefi ortaya koyuyorsunuz. Ve bu ikisi birleştiğinde Türkiye içinde yani, kaçınılmaz olarak kamuoyunda şöyle bir algı oluşuyor. Sizinle ideolojiniz, benim ideolojim çok farklı. Ve siz bu eğitimleri verebilen bir şeye sahipsiniz, altyapıya sahipsiniz. Bu ülkedeki diğer unsurlar içinde... Bir yani diğer sizden farklı düşünenler için de tedirginlik yaratmasını çok makul bulmalısınız. Şimdi bir dakika, reklam da geldi. Bu ideolojik unsurların gerçekleşebilmesi için Türkiye seçim dönemine giderken bir şeyle Sadat'ın, hani Aslan'la Sadat'ı ayırıyorsunuz ya, Sadat'ın burada dahli olabilir mi? Neler yapabilir? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu